Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merk bugün sizlerle hızlı bir video çekeceğiz bu videomuzda arkadaşlar bitcoin çöktü biliyorsunuz ki biz bunu daha önceden e, bildik ki bunu da Telegram grubumuzdan görebilirsiniz. Bakın e, şey yazmışlar hatta hocam biz kaçtan çıkmıştık diye biraz geç gördüm ve biz kaçtan çıkmışız demiş. Biz de şey demişiz e, 51.200 gibi 51.500 gibi. 51.500'de Telegram grubunda bu coin'den çıkmışız. Gördüğünüz şekilde samimi bir ortam var. E, ve 51.500'de çıkmışız. Yani şuralarda e, oradan buraya zaten fiyatın inişi de e, bakarsak 51.500'den buraya %9'luk bir Bitcoin düşüyor var. Altcoin'lerde zaten hepsi ezildi bakarsak %21 %20 hepsi çöküyor. E, deli gibi bir kar oldu bunu da söyleyeyim. Ee... Bunları da göstermek istedim yani arkadaşlar sağda solda tele, Telegram'ı ya da e, YouTube'un da 100 bin abonesi olması, Twitter'ın da 100 bin abonesi olması bir şey değiştirmiyor. E, bir insan cahil olduktan sonra, araştırma yapmadıktan sonra bunlardan geri kalabiliyor. Sadece şuradaki bir paterni bile en ufak bir paterni ki biz bunu 2 gün önce gösterdik. Bakarsak düşüş olacağını. E, bugün bakarsak zaten düşüşteyiz. E, bu sebepten arkadaşlar böyle cahil insanları dinlememiz gerektiğini e, birazcık daha tecrübe edindiğinizi düşünüyorum. E, ve videoya geçmek istiyorum. Peki şimdi ne olacak? Yani daha da çok şey devam edecek miyiz? Tamam Bitcoin ciddi bir düşüş yaşıyor. Ve biliyorum ki çoğunuz aslında zarardasınız şu an bir video izliyorsanız. Bunun için aslında acil bir video atıyorum. Hızlı konuşuyorsam lütfen kusuruma bakmayın. Şuradan hemen uzunlukları ayarlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu daha önce atacaktım. Ancak bildiğiniz şekilde İstanbul'un yoğun trafiği ve yoğun iş hayatımdan dolayı birazcık geç kalmak durumunda kaldım. Video yoksa daha erken atacaktık. Yani Telegram grubuna yazdığım anda ben kanala da bir video atmak isterdim. Ancak maalesef olamadı pek fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bu arada Telegram'ıma da katıl tuşundan katılabilirsiniz. Ee... Arkadaşlar şimdi MA200'ün oralardan destek bulduk gibi duruyor. Orası 46.000'e yakın. Ancak bu hemen burada alın demek değil. Bana kalırsanız şuradaki senaryonun aynısı yaşanıyor. Ee, yarın yüksek ihtimalle hani e, düşüşler devam edecek. Ya da hafif yükselişler görebiliriz. %1.6 gibi. Ee, ama ondan sonra ben 44.000 bandın aşağı yönlü kırıldığını düşünüyorum. Onu ilk başta söyleyeyim. Yani <laughs> bizim burada iki, iki hedefimiz vardı. Bir 44.000. Onun da altında 38.000 dolar vardı. Bu iki bandtan birinde duracağımızı düşünüyorum. Bugünkü mumluk, mumluk kapanışa göre bu daha da netleşecektir. Yani MA200 46.000 dolar denk geliyor. 46 bin doların altında bir mum kapanışı yaparsak arkadaşlar 38 bin doları bekleyin. Onu söyleyeyim 44 bin doların daha doğrusu altında bir mum kapanışı yaparsak 38 bin dolara bir yolculuk başlayabilir. Ee, bu sebepten zaten Telegram grubumda da sabahtan beri insanlar alalım mı hocam hani çok ucuz adı sağ olun Allah razı olsun gibi yazılar yazıyorlar. Ki onlar da bu videonun altında mutlaka olacaklardı. Talimat vereceğim çünkü yani hani yazı doğruları diye. Ee, bunları göstermek istedim. Dominans'a bakarsak dominas kanalın üst bandına doğru bir sıçrama yaptı ve bu altcoin'ler aslında bir nebze öldürdü. Onu söyleyeyim. Şu anda da bakarsak arkadaşlar hala kanalı uspanda kıramadık. Bu aslında altcoinler için olumlu. Ancak tekrar ediyorum elinizde şu an bir coin varsa bu düşü yakalandıysanız bana kalırsa satmayın. Çünkü ilk hedef vardı 44.000 onun altı zaten 38.000'de. 44.000'den tekrardan dönme ihtimalimiz var. Zaten 46.000'lere düştük. Yani çok bir yolumuz kalmadı gibi duruyor onu söyleyeyim. Ayrıca de uzun dönemli paternimize baktığımız zaman uzun dönemli paternimizde şöyle haftalık grafikte bakalım. Burada da bakarsak arkadaşlar zaten 44.000'den dönüş gösteriyordu ki oraya geldik zaten görüyorsunuz. 44.000'den dönüş olabilir. Hayır şunu söyleyeyim şu an 46 bin dolarlardayız 44 bin dolarlara kadar ilerleyen günlerde bir düşüş olabilir. Ee, bunu da tekrar ediyorum. Ancak bizim burada arkadaşlar doğru şekilde yapmamız gereken sakin olmak tedirgin olmamak sonuçta yıl sonunda 77 bin pardon 70 bin dolar beklentim var. Ee, eğer yeni bir alım yapacaksınız da yani nakitteyseniz ve yeni bir alım yapacaksınız da birazcık sakin olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu tür düşüşler ne kadar fırsat olarak değerlendirilebilecekse de maalesef hüsran olarak da değerlendirilebiliyor. Çünkü bakarsak mesela buradaki düşüşlerde de insanlar hemen fırsat sandı ve aldı. Sonları maalesef kötü oldu. 57 bin dolarlardan almışlardı ve 30 bin dolarda satabildiler. Şu anda da o fiyatları görmedik zaten maksimum 53 bini gördük. Ve bu sebepten çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ee, piyasa kötü onu söyleyeyim. <laughs> Volatil bir piyasa şuradan bitmek için funding premium indeksine bakmak istiyorum. Yani insanlar ne yapıyor long diyor mu short diyor mu diye. Bir ee, saatlik grafik alalım. <laughs> Şöyle bir dakika. Arkadaşlar gördüğün şekilde trading ve ve binance gibi platformlar da çöktü yani binance'a giremiyoruz zaten. Ee, ben de öyle bir sorun vardı o doğrusu. Ben de Türkiye'de yaşıyorum. Ee, başka insanlarda sorun var mı diye Telegram grubuna yazdım. Birkaç arkadaş da daha vardı. Ee, bu arada demeye çalıştığımda şu arkadaşlar yani düşün, düşün devamı olabilir. Onu için 44 bin dolara kadar gelebilir. Yeni bir alım için çok geç pardon çok erken onu söyleyeyim. Yani bekleyin birazcık da. Ee, eğer elinizde koyun varsa da ben satmanızı pek makul bulmuyorum. Zaten hani 46 bin dolara geldik. Ben 44 bin dolarla düşüğümüzü düşünüyorum. %5'lik bir yolumuz kalmış. 16'da 38 bin dolar olabilir. Ancak şu anlık ben alımı uygun bulmuyorum. Aynı şekilde satımı da uygun bulmuyorum. Yani bu düşüğe yakalandıysanız şu an trenin ortasında çıkmak gibi olur bu. Yani yukarı yönde çıkacaksak da aşağı yönde devam edeceksek de iki türlü de de trenin ortasındayız gibi duruyor. Bu videomda bu kadar da arkadaşlar. Videomu 5 dakikalık yaptım. Video kısa yapıp hızlı konuşup hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmak istiyorum. Bu sebepten hepinize iyi günler diliyorum zaten hani yapmanızı istediklerimi de yazdım. Yani dediğim şekilde sakin olmanızı istiyorum. Yani Tabi ne kadar bu ortamda sakin olursa olursun. Her neyse arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.